Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyircilerimiz. Kulaca Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında özel otomobil ile motosiklet çarpıştığı kazada ikisi ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza Kulaca yol ayrımında saat 23 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cavit Şencan kontrolündeki 16F3344 plakalı araç ile Seçkin Aksoy kontrolündeki 16KDK57 plakalı motosiklet Kulaca Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü Seçkin Aksoy ve arkasında bulunan Erdin Sümer motor üstünden fırlayarak yere düştü. Ağır yaralanan iki genç olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede gerçekleşen tedavinin ardından Seçkin Aksoy ve Erdin Sümer'in hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Evet, haber bültenimize maalesef üzücü bir haberle başlamış olduk sevgili seyircilerimiz. Cenab-ı Allah her iki yaralıya da acil şifalar versin diyoruz ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası düzenlenen töreniyle hizmete açıldı. Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Bakan Çelik'in hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. İnegöl'de 1 Mayıs 2009 tarihinde faaliyete başlayan Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yeni binası düzenlenen töreniyle açıldı. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanları Nuri Aktaş, Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa ve İnegöl temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Erhan Karaca yaptı. Sürdürülebilir, eşit ve adil bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak, geçmişteki sıkıntı ve zorluklardan ders alarak geleceğin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek için Cumhuriyet tarihimizin en önemli reformlarından biri olan sosyal güvenlik reformu hayata geçirildi. Çok kısa bir zamanda gerçekleştirilen bu reform sürecinde yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurumsallaşması tamamlanmış, daha sonra merkez ve taşra teşkilatı oluşturulmuştur. Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise yeni yapılan bina ile birlikte İnegöl'de bir ihtiyacı giderecek ve önemli bir açığı kapatacak diye konuştu. Alanyurt bölgemizde İnegöl'lü hemşehrilerimize Sayın İl Müdürümüzün ve Kurum Başkan Yardımcımızın verdiği rakamlarla bütün İnegöl'e hizmet edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet birimidir. İnanın böyle bir tesisin açılışında bulunmak, böyle bir tesisi İnegöl'ümüze kazandırmak, vergi dairesinin altında o sıkışık ve insanın gittiği zaman hizmet almaktan ve oraya gitmekten imtina ettiği yerden böyle modern bir tesise kavuşmaktan ve İnegöl'e kavuşturmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise Türkiye her alanda gelişme gösteriyor. Fakat iş kazaları bu durumu gölgeliyor diye konuştu. Türkiye böyle olumlu bir seyir içerisindeyken bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası ve yakın geçmişte meydana gelen Soma'daki maden kazası bu başarıları ne yazık ki gölgeleyecek çok ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma hayatıyla ilgili olduğu için ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye bu başarıları elde etmiş olan Türkiye'ye bu fotoğrafların, bu tabloların yakışmadığını açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Bakan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini istifaya çağırması konusunu da değerlendirdi. İstifa etmelidir diyor Çalışma Bakanı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu talebi olabilir. Ana muhalefetin iktidara dönük
bu ve benzeri talepleri olabilir ama biz şu anda bir hizmet merkezinin açılışındayız. Türkiye'nin dört bir tarafında onun bize bıraktığı sosyal güvenlik kurumunu nereden nereye taşıdığımızı 76 milyon çok iyi biliyor. İnegöl'ler de Bursalılar da çok iyi biliyorlar. Koltukların hakkını veremeyecek bir noktada olursak zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşüne bakmadan biz gereğini yaparız. Ama ne yaptığımızı, ne ettiğimizi en iyi Sayın Kılıçdaroğlu ölçebilecek noktadadır, durumdadır, düzeydedir. Baksın bakalım dünün SSK'sıyla bugünün SGK'sı hangi noktadadır? Birincisi bu. Demek ki bürokraside ciddi başarısızlıklarla karşı karşıya olan birisinin bugün siyasetteki başarısına baktığınız zaman 4 seçimde 4'ünü de kaybetmişsin. Aynaya bak, vallahi ayna Sayın Kılıçdaroğlu'na istifa et, CHP'liler de istifa istiyorlar. İşverenlere yönelik ifadelerde bulunan Çelik, işverenlere çok net söylüyorum, kefenin cebi yok diye konuştu. İşverenlere de seslenmek istiyorum. İşverenlere çok net bir şekilde diyorum ki, kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok. Ya insanı önceleyecek ya da piyasadan çekileceksiniz. Dünyada gelişmiş ülkelerde önce insanı korumak, insanın sağlıklı ortamda çalışmasını sağlamak esastır. Yapılan konuşmaların ardından yeni binanın açılışı yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri binayı gezdiler. Belediye kavşağında meydana gelen bir kavga haberiyle devam ediyoruz haber bültenimize. Sevgili seyircilerimiz, laf atma yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada ise iki kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı. Polis kavga eden gençleri ayırmak için biber gazı kullandı. Bilinen bilgilere göre olay belediye kavşağında meydana geldi. Abi. İddiaya göre 26 yaşındaki Yiğit E, 19 yaşındaki Kemal E ile 27 yaşındaki Sait K, 25 yaşındaki Coşkun G ve 26 yaşındaki Alim S arasında laf ve omuz atma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Başlayan sözlü tartışma bir anda yerini yumruklara bıraktı. Belediye kavşağında bulunan trafik ekipleri kavga eden gençleri ayırmakta güçlük çekince olayına çok sayıda polis sevk edildi. Kavga edenler çok güzel. Olayına gelen ekiplere zorluk çıkaran iki grup kavgalarına devam etti. Polis ekipleri gençleri ancak biber gazıyla ayırarak tek tek gözaltına aldı. Olayı ayırmaya çalışan bazı vatandaşlar da biber gazından nasibini aldı. Kavga esnasında iki kişi dart neticesinde çeşitli yerlerden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Emniyet ekipleri olaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirdikten sonra şahısları karakola götürdü. Olayın belediye kavşağında 4 yol ağzında yaşanması nedeniyle trafik kavganın başlangıç ve bitiş anına kadar durma noktasına geldi. Emniyet ekipleri kavganın sona ermesinin ardından trafik akışını sağlayarak normale döndürdü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Saadet Partisi Ağustos ayı ilçe divan toplantısını yoğun bir katılımıyla gerçekleştirdi sevgili seyircilerimiz. Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi İnegöl ilçe başkanı Ertan Sütçü, bir zamanlar halkın karşısına çıkıp inanmasalar da aldığı talimat gereği büyükşehire bağlamanın faydalarından, artılarından bahsedenlerin bugün yine halkın karşısına çıkıp büyükşehire bağlanmayla kaybettiklerimiz için ağladıklarını görüyoruz dedi.
Saadet Partisi Negöl İlçe Teşkilatı aylık ilçe divan toplantısını geçtiğimiz cuma akşamı yoğun bir katılımla parti binasında gerçekleştirdi. Büyük Orhan ilçemize gittik. Her hafta tüm ilçelerimize müfettişlerimiz gidiyor. Bir tanesine de ben gittim Büyük Orhan ilçemize müfettişlerimizle beraber. Ve kahvehanede oturduk. Kahvehanede oturan halkımız orada dedi ki, bakın her hafta müfettişimiz buraya geliyor. Başka partiden gelen var mı? Yok. AK Parti, iktidardaki AKP dahil yok. Peki Saadet Partisi her hafta müfettişleri buraya geldiğine şahitsiniz. Ya bir sorun bakalım, bunlar niye geliyordu? Kahvedekiler dediler ki, biz dediler sormaya gerek duymuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Saadet Partisi Allah rızası için çalışıyor. Daha önce Gölge Belediye Meclisi ekibini oluşturup belediye meclis toplantına katılacaklarını belirtmiş olduklarını ifade eden Ertan Sütçü, seçimlerden bugüne kadar ki tüm belediye meclis toplantılarına Saadet Partisi olarak katıldıklarını ifade etti. Daha önce de Gölge Belediye Meclis ekibini oluşturacağımızı ifade etmiştik. Belediye meclis toplantılarına katılacağımızı söylemiştik. Seçimlerden bugüne kadar ki tüm belediye meclis toplantılarına Saadet Partisi olarak katıldık elhamdülillah. Bundan sonra da belediye meclis toplantılarına katılıp hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz inşallah. İnegöl'ün en önemli gündemlerin başında seçim öncesinde iktidar partisinin öve öve bitiremediği, her platformda faydalarından bahsettiği büyük şehire bağlanmanın nimetlerinin geldiğini belirten Ertan Sütçü, evet bir hırs uğruna, bir inat uğruna göz göre göre büyük şehire bağlandık diye konuştu. İlçemizin en önemli gündemlerinin başında seçim öncesinde iktidar partisinin öve öve bitiremediği, her platformda faydalarından bahsettiği büyük şehire bağlanmanın nimetleri geliyor. Evet, bir hırs uğruna, bir inat uğruna göz göre göre büyük şehire bağlandık. Şimdi ise bir zamanlar halkın karşısına çıkıp inanmasa da aldığı talimat gereği büyük şehire bağlanmanın faydalarından, artılarından bahsedenlerin bugün yine halkın karşısına çıkıp büyük şehire bağlanmayla kaybettiklerimizi, maalesef kaybettiklerimiz için ağladıklarını görüyoruz. Büyük şehire bağlandık ve bunun gereği olarak bazı hizmet birimleri ve belediye gelirlerinin ciddi bir bölümü maalesef büyük şehire geçmiş oldu. Büyükşehir'in bu gelirleri karşılığında yapması gereken hizmetlere baktığımızda maalesef bu hizmetlerin yapılmadığını görüyoruz. Bunun böyle olacağını daha önce söylemiştik. Çünkü Büyükşehir'e geçmenin altyapısı hazırlanmamış, birimler istenilen düzeye getirilmemişti. Bunun karşılığında bugün ilçemizin muhtelif yerlerinde merkezi caddeleri başta olmak üzere birçok sokağımızda çöpler zamanında toplanmıyor. Şu an tanıtma başkanımızın da gösterdiği gibi maalesef çöplerimiz sadece uzak olan mahallelerde değil, yeni olan beldelikten çıkıp mahalleye dönen yerlerde değil, merkezde dahi çöpler toplanamıyor. Yine bununla birlikte bozulan yollar bir türlü onarılmıyor ve veya çok geç onarılarak vatandaşımıza çile çektiriliyor. Son olarak kamuoyuna yansıdığı şekliyle Yeniçeköy'de olduğu gibi evini, sokağını lağım basan vatandaşlarımız sorunu kimin çözeceğine dair muhatap bulamıyor. Tüm bunlarla beraber Büyükşehir'in birçok nimetlerinden acil olarak faydalanmayı beklerken özellikle altyapı ve su konularında son ümit olarak Büyükşehir'den bir
çözüm beklerken Büyükşehir'in İnegöl'le ilgili eylem planları arasında maalesef öncelik olarak sadece 3 konu var. İnegöl spor tesisleri, Beylikhanı ve yüzme havuzu projeleri. Evet. Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ertan Sütçü'nün açıklamaları böyleydi sevgili seyircilerimiz. Sentetik uyuşturucu madde kullanımı ilçemizde yaygınlaşıyor diyoruz ama bazıları da kızıyorlar bizlere. Ama bizler de ekranlara getirmek istemiyoruz tabii bu tür haberleri. Karşımıza çıktığımızda da bir başkası ibret alsın, bu görüntüleri görsün de kullanmasın artık. 25 yaşındaki genç Özdilek alt geçtiğinde iddiaya göre sentetik uyuşturucu madde kullandığı için fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servisine haber verdi. Olayına gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre olay Özdilek mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. 25 yaşındaki Serdar K. kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle daha fazla yürüyemeyerek yere yığıldı. Yerde baygın bulmuşlar. Alt geçit mevkiindeki vatandaşlar yerde yatan bir şahsın olduğunu görünce 112 acil servis ekiplerine durumu bildirdi. Olayına gelen 112 acil servis ekipleri Serdar K'ya ilk müdahaleyi burada yaptı. Müdahalenin ardından 25 yaşındaki genç İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 25 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu bildirildi. Uyuşturucu sentetik madde kullanımı ilçemizde gerçekten de yaygınlaştı maalesef. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü de bu konuyla ilgili çalışma yapıyor tabii ki. Evet, emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de Sinan Bey Mahallesi'ne asayiş ve KOM ekipleriyle birlikte ani bir baskın yaptı. Baskında şüpheli gördükleri şahıslar da gözaltına aldı. İnegöl'de son aylarda uyuşturucu olaylarında artış olması herkesi tedirgin ediyor. Özellikle bonsai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu kullanımı İnegöl'de gençleri hastanelik etmeye devam ederken İnegöl Emniyeti de konuyla ilgili gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Gelen tüm ihbarları değerlendiren ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş KOM ekipleri dün gece Sinan Bey Mahallesi'nde bazı bölgelere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda sokağın giriş ve çıkışlarını tutan ekipler şüpheli gördükleri kişiler üzerinde GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi. Evet, emniyet çalışmalarını yapıyor sevgili seyircilerimiz. Özellikle okullar da açıldı. Aman aileler dikkat diyoruz ve çocuklarınızı başıboş bırakmayın. 2014-2015 eğitim öğretim dönemi çalan zille start aldı sevgili seyircilerimiz. İnegöl'de 53 bin civarındaki öğrenci yeni bir döneme merhaba dedi. 2014-2015 eğitim öğretim dönemi çalan zille start aldı. İnegöl'de 53 bin civarındaki öğrenci yeni bir döneme merhaba dedi. 3 ay tatilin ardından öğrenciler tekrar okullarına başladıkları için oldukça mutlu oldukları gözlendi. Bu yıl eğitim öğretime başlayan öğrenciler de ağlayanlar da oldu, gülenler de oldu. Okuma yazma öğrenmekle başlar. Daha sonra öğrendiklerimizde
Evet, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ve ilk öğretim haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu. Ardından ise Şakir Lakşe İlk Öğretim Okulu'nda bir program gerçekleştirildi. Hoş geldiniz. İlk öğretim haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu. Program daha sonra Şakir Lakşe İlk Öğretim Okulu'nda devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunduğu zaman Şakir Lakşe İlk Öğretim Okulu'nda okuyan bir grup öğrenci İstiklal Marşı'nın işaretiyle yapması dikkat çekti. Program daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. İlk konuşmayı Şakir Lakşe İlk Öğretim Okulu Müdürü Ahmet Önal yaptı. Çağımızda bilgi hem çok çeşitlendi hem de ulaşılması çok kolay hale geldi. Halk ozanımız Aşık Veysel bir şiirinde şöyledir. Dünyanın en zengin aklını gördüm. Sermayesini sordum. Dedi ki okul. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklı ve zekasıdır. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştirip zamanın kölesi değil, efendisi yapan ise okuldur. Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise yaptığı konuşmada İnegöl'de eğitim öğretime sorunsuz bir şekilde başladıklarını vurguladı. Çok kıymetli öğretmen ve yönetici arkadaşlar. Eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olan siz değerli öğretmenlerimizin mesleğin gereklerine göre yetişen, sürekli kendini geliştirme isteğinde bulunan, işini ve öğrencisini seven, öğrenciyi merkeze alan, bu yöndeki amaçlarını açıkça belirleyen ve buna ulaşmanın ısrarlı çabası içinde bulunan kişiler olması, yöneticiler ise öğretim konularında güçlü liderlik gösteren, öğrenci ve öğretmenlerin beklentilerini açıkça ortaya koyan ve bunları öğrencilere ulaştıran, öğretim programlarının başarısı için yeni bir yönetim sistemi geliştiren kişiler olması hedefimizdir. Kürsüye çıkan belediye başkanı Halil Aktaş velilere, kaymakam Ali Akça ise öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Ben özellikle anne ve babalara yönelik bir şey söylemek istiyorum. Kendi okul yıllarınızı bir hatırlayın. Ben de sizinle 3 aşağı 5 yıldır aynı jenerasyon olduğum için biliyorum. Ne diye teslim edilir çocuklara? Eti senin kemiği benim hocam dedim değil mi? Bu devirler bitti maalesef. Şimdi çocuğumuza öğretmen yan baksa hemen alını veriyoruz. Dolayısıyla çocuğumuzun özgürlüklerinden ve haklarından bahsediyoruz. Doğaldır. Benim de çocuklarım var. Aynı şeyler benim için de geçerli. Lakin özellikle sizlere rica ediyorum. İstirham ediyorum. Hem bir veli olarak hem bu şehrin belediye başkanı olarak. Hepsi pırıl pırıl bakar mısınız? Hiçbirinin yüzünde hiçbir yanlışlık yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama maalesef gazetelere yansıyan, basına yansıyan olumsuz olayları duyuyoruz. Eğer iyi eğitim almazlarsa, eğer iyi takip edilmezlerse Allah muhafaza çok sıkıntılı haline düşebiliyorlar. Sizler yarınlarımızsınız. Ve bizlerin en büyük görevi sizleri yarınlara en güzel, en doğru şekilde hazırlamaktır. Öncelikli vazifemiz ne biliyor musunuz çocuklar? Sizlere iyi insan olmayı öğretmek. Geçenlerde bir kitapta okudum, çok da hoşuma gitti. İyi insan olmak asilliktir, onurdur yazıyordu. Ama ondan çok daha onurlu olan, çok daha asil olan bir davranış var. İnsanlara asil olmayı öğretmek. Ve annelerinizin ve babalarınızın ve öğretmenlerin ve bizlerin en büyük görevi sizlere öncelikli olarak iyi insan olmayı öğretmektir. Yapılan konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerine devam etti. Sırada maalesef üzücü bir haberimiz var sevgili seyircilerimiz. Metal Sanayi Sitesi 1. Sokak üzerinde bir iş yerinde işçiler elektrik sayacını değiştirmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayda ise iki işçi ağır yaralandı.
elektrik olmadığı halde. Edinilen bilgilere göre olay saat 15.30 sıralarında Metal Sanayi Sitesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Bu görünüyor. Her şey oldu abi. İddiaya göre bölgede bulunan bir iş yerinin elektrik sayacını değiştirmekte olan Turgay K. ve Kemal A. isimli elektrik işçileri akıma kapılarak yaralandılar. Ne böyle gidiye geliyor, gidiye geliyor. Şimdi bu... Turgay K. ve Kemal A. çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu akımdan kurtarıldılar. Bak tekrar geldi. Ne arkadaş? Yaralılar olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak telef altına alındılar. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralı Kemal Ağa'nın vücudunun büyük bölümünde yanıklar meydana geldiği, Turgay K'nin de ellerinde ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Üçüncü İnegöl Tarım Fuarı yoğun katılımın gözlendiği töreniyle start aldı sevgili seyircilerimiz. Tarım Fuarı 16 Eylül'e kadar açık kalacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İnegöl Tarım Fuarı geçtiğimiz cumartesi günü kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan belediye başkanı Halil Aktaş, İnegöl her alanda geliştiği gibi tarım, gıda ve hayvancılık üretiminde de ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunuyor diye konuştu. Çekirdeği kurutma alanı geçtiğimiz yıllarda izlemiştik. Cerrah Mahallemizde hakeza çok değerli üreticilerin çöplerini daha kolay, daha çabuk kurutmaları ve yıkanması amacıyla İnegöl Belediyesi olarak onlara bir alan düzenledik, gıda alanı yaptık. Hep İnegöl'ün sanayisini, ticaretini, köftesini, mobilyasını, kaplıcasını konuşuruz. Ama buradan bir kez daha görüyoruz ki İnegöl aynı zamanda çok iyi bir tarım şehridir. İnşallah tarımda çok daha iyi yerlere gelecektir. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise tarımda başarılı olunmasına rağmen tek eksiğin reklam olduğunu belirtti. İnegöl'ümüz yemyeşil ormanlarıyla, boğasıyla, verimli topraklarıyla, ülkemizin ve Bursa'mızın çok güzel bir ilçesidir. Daha önceden mobilyasıyla, oylat kaplıcalarıyla, turizmiyle, köftesiyle kendini kanıtlamış bir şehrimizdir. Şehrimizdir zaten. Bizim eksiğimiz olan sadece şu görüntüydü. Tarımda da çok başarılı olduğumuz halde tek eksiğimiz reklamımızdı. Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Ali Akçay ise İnegöl'ün mobilyası, köftesi, tekstili, sanayisi meşhurdur. İnegöl'ün tüm bunlarla birlikte en önemli değeri üretimden kaynaklanan güçtür diye konuştu. İnegöl'ün değerlerinden bahsettiler. İnegöl'ün mobilyası meşhurdur. İnegöl'ün köftesi meşhurdur. Tekstili meşhurdur. Sanayisi meşhurdur. Ve İnegöl'ün bütün bunlarla birlikte en önemli değeri nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? İnegöl'ün üretimden kaynaklanan gücü. İnegöl'ün üretimden kaynaklanan bu gücüne çiftçi kardeşlerimizin de katkısı gerçekten çok büyüktür. İnegöl'ün gayri safi milli hasılatına sizlerle çiftçi kardeşlerimizin katkısı senelik yaklaşık 445 milyon TL seviyesindedir. İnegöl'ün yaklaşık 29.700 hektar kültür arazisi vardır ki bu arazinin 13-14 bin hektarı sulanmaktadır. Ve yine değerli milletvekilimiz ifade etti, Baba Sultan Barajı sulamasıyla birlikte sulanabilir arazi miktarına 4.100 hektarlık katkıda bulunulacaktır. İnegöl Tarım ve Hayvancılık Fuarı İnegöl'ümüze, Bursa'mıza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Üreticimize, çiftçimize hayırlı bereketler getirsin efendim. Evet, haber bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Yaprak Parke'de fıstık gibi bir kampanya. Şimdi Yaprak Parke mağazalarında 31 Ekim 2014 tarihine kadar yapacağınız parke, duvar kağıdı, çelik kapı ve iç kapılarda her 300 liralık nakit ya da kredi kartıyla yapılan alışverişlerinizde Hyundai i10 kazanma şansı yakalayın. En pratik, en hijyenik,
en renkli, en dayanıklı yerde yaşayın. Laminat parke, çelik kapı, banyo dolabı, Amerikan panel kapı ve sınırsız ithal duvar kağıdı modelleriyle iyisi misiz sorunsuz bir hayatı, sorunsuz bir yerde Yaprak Parke'de yaşayın. Yaprak Parke Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde. Yaprak Parke Yeni Gün İznik Yolu Atatürk Caddesi Yenişehir'de. İrtibat telefonları 711-0006 770-0003. Gündelik telaşların arasında, frekansların arasında fark et. Hayatı buradan dinleyin. 92.4 Radyo Gençler. Şehir Lokantası. En iyisine layığım diyorsanız, yılların verdiği tecrübeyle ve güler yüzlü personelimizle İnegöl'ün en iyi damak tadını siz müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. İki katlı geniş iç mekanı ve zengin yemek menüsüyle huzur dolu bir ortamda sabahları çorba çeşitleriyle öğle yemeği ve akşam yemeklerinde eşinizle, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla gelebileceğiniz sıcak bir ortam. İş yerimiz pazar günleri de açıktır. Şehir Lokantası adres Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 3, telefon 716-0492. Şehir Lokantası, bu lezzet tadılır. Azimle çalışıyoruz. Kaliteli inşa ediyor, hesaplı veriyoruz. Ve sizler mutlu oldukça biz yeni mutluluklar için yepyeni projeler üretiyoruz. Çünkü biz güven inşa ediyoruz. Seka İnşaat 25 yıldan beri sektöründe yüzlerce aileyi ev sahibi yaparak bilgi birikimi ve ekonomik değeriyle önemli bir vizyonun temsilcisi olmuştur. Yeni projelerde buluşmak üzere. Seka İnşaat, çeyrek asırlık tecrübesiyle güven inşa eder. İrtibat telefonları 0224 711 63 60 713 89 21. Kısa bir aradan sonra haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Türk Eğitim Sen Bursa İkinoğlu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu hafta sonu İnegöl'deydi. İnegöl'deki sendikayı ziyaret etti ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Türk Eğitim Sen Bursa İkinoğlu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu geçtiğimiz cuma akşamı Türk Eğitim Sen İnegöl ilçe temsilciliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk Eğitim Sen İnegöl ilçe temsilcisi Şenol Çayın ve sendika üyesi öğretmenleriyle bir araya gelen Selçuk Türkoğlu, bugün 12 Eylül darbesinin 34. yıl dönümü. Darbenin yıl dönümünde Türk Milli Eğitimine yapılmış darbe ile 12 Eylül darbesi çakışmış bir durumdadır diye konuştu. 12 Eylül darbesinin 34. yıl dönümünde Türk Milli Eğitimine yapılmış bir eğitimde darbe ile 12 Eylül darbesi çakışmış bir durumdadır. Bugün aslında topyekün Türk Milli Eğitiminde, özellikle Bursa Milli Eğitiminde yaşamış olduğumuz bu darbe sürecinin sıkıntıları, o darbe sürecinin yaşatmış olduğu mağduriyetler, o darbe sürecinin sonucunda oluşmuş olan bir hukuksuzlukla topyekün mücadele ile bir aradayız yine. Tabii biz bu ülkede darbe olsun istemiyoruz. Biz darbelere darbe olduğu dönemde karşı çıkmış bir gelenekten geliyoruz sendikamız. Hatırlanacaktır, 28 Şubat sürecinde postmodern darbe diye tarif edilen süreçte Türkiye Kamu Sen kesinsiz eğitim değil, kesinsiz demokrasi istemişti. Bugün de aslında yaşadığımız hadise bir darbe sürecinin içerisinde yaşanabilecek türdeki hukuksuzluklar sinsilesidir. Türkoğlu tabi bu ülkede biraz hukuk varsa hukuki zeminde bütün haklarımızı arıyoruz diye konuştu. Bu ülkede biraz hukuk varsa bu ülkede hukuki zeminde bütün haklarımızı arıyoruz. Ve yalnızca hukuki zeminde değil aynı zamanda kamuoyu oluşturmak noktasında mağduriyetimizi ve haklılığımızı anlatmak noktasında bir sivil toplum teşkilatı olarak meşru yapılması gereken her türlü eylemi, etkinliği, açıklamayı,
yürüyüşü, basın toplantısını, kapalı salon toplantısını da yapmak noktasında biz geri durmayacağız. Zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şiarla hareket ediyoruz. Selçuk Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme programında değerlendirmede bulunan Ali Doğru'nun 3 ay önce Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla şube müdürlüğünün düştüğünü ve vermiş olduğu puanlarının teknik olarak meşru olmadığını iddia etti. 75 puan altı verilerek idarecilik görevlerinin üzerinden alınmasını bir kıyım, bir kelle koparma, bir hak gaspı olarak görüyoruz. Zaten sorumlular ilçe müdürü ve şube müdürleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kaldı ki bu İnegöl'de puan vericilerden olan şube müdürü Ali Doğru puan verme yetkisini kaybetmiştir. Bundan 3 ay kadar önce Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Bursa Teknik Üniversitesi'nden hülle yoluyla İnegöl'e atanan şube müdürü Ali Doğru'nun şube müdürlüğü düşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bu mahkeme kararını uygulamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve uygulamayan yetkililerle ilgili de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Doğal olarak Ali Doğru'nun vermiş olduğu puanlar zaten teknik olarak meşru değildir. Çünkü puan verme yetkisi yoktur. Evet, Türkoğlu'nun iddiaları böyle sevgili seyircilerimiz. Sıradaki haberimize devam edelim. Geçtiğimiz gün İnegöl Devlet Hastanesi acil servis önünde patlayan su borusu hem trafiğin akışını olumsuz etkilerken hem de ortalığı göle çevirdi. Geçtiğimiz cuma günü Hastane Caddesi'nde meydana gelen olayda acil servis karşısındaki yer altındaki bir borunun patlamasıyla yol göle döndü. Olayın yaşandığı anlarda duyarlı bir vatandaşın ilgili kurumlara durumu bildirmesinin ardından belediye ekipleri olay yerine gelerek patlayan borunun etrafı daha fazla sular altında bırakmadan çalışmalarına başladı. Belediye ekiplerinin çalıştığı noktada yol güzergahının sol tarafındaki parklama nedeniyle trafikte tıkanmalar meydana geldi. Belediye ekiplerinin çalışma makinalarını yolun bölme tarafına çekince, trafik yine normale dönmeyince, saatlerce sahibi bulunamayan 16PH874 plakalı araç, trafiğin rahatlanması için çekiciyle kaldırıldı. Patlayan borunun tamirinden sonra yolu kullanan vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Traktörle getirilen kumun patlayan borunun çukuruna doldurulmasının ardından çalışmalar tamamlandı. Haberlerimize, spor haberlerimize devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. İnegöl Spor kendi evinde lider Göztepe ile karşılaştı. Bordo beyazı takım 3-2 önde götürdüğü müsabakada 90+5. Dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 3 puan yerine 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bordo beyazı takım kendi evinde lider Göztepe ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo beyazı takım, ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü golle durum 2-1 oldu. Bu golden sonra temsilcimiz ikinci yarının bitmesine 20 dakika kala bulduğu golle tekrar farkı 2'ye çıkarmayı başardı. İnegöl ancak attığı golden 7 dakika sonra kalesinde gördüğü golle fark tekrar 1'e inmiş oldu. Maçın 90 dakikası böyle biterken karşılaşmanın hakemi maçı 5 dakika uzattı. Uzatmaların son dakikasında Göztepe kullandığı serbest vuruşta bulduğu golle beraberliği sağladı. Temsilcimiz İnegöl Spor son saniyelerde yediği golle sahadan 3 puan yerine 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Evet, maçın önemli dakikalarını ekranlarınıza getirmeyi çok isterdik. Ancak İnegöl Spor yönetimi kendi evimizde oynadığımız bu müsabakayı İzmir temsilcisi olan Kanal 35 televizyonuna sattığından dolayı maalesef ekranlarınıza getiremiyoruz. Tabii bizler de alışmıştık. Sizler de alışmıştınız. Yıllardır İnegöl Spor'un
birçok deplasmandaki galibiyet gollerini, o güzel gollerini ekranlarınıza taşıyorduk. Özellikle iç maçlarda hiçbir golünü veya maçın özetini kaçırmıyorduk, ekranlarımıza taşıyorduk. Maalesef İnegöl Spor yönetimi kendi evimizdeki maçı tutup rakip takımın yakın bildiği televizyon olan Kanal 35 televizyonuna sattığından dolayı maçın gollerini ve özetini veremedik. Sadece ekranlarımıza fotoğrafları taşıyabildik. Allah'tan federasyon gazetecilere böyle bir kolaylık sağladığından yönetim yoksa belki buradaki gazetedeki fotoğrafları bile satar mıydı bilemiyoruz ama maalesef böyle bir olay başımıza geldi. Sıradaki haberimize devam edelim. Evet, anlamak mümkün değil. Yani biz mi deplasmandayız, Göztepe mi deplasmana geldi? Bunu çözemedim. Nedeni mi? Maç başlayalı 14 dakika olmuş, Göztepe'li taraftarlar içeride takımını desteklerken birçok İnegöl Spor taraftarı ise dışarıda turnikelerden geçerek maçı izlemeye çalıştı. Uzun kuyruklar oluştu. İsterseniz ayrıntıları haberimizi izleyelim. İnegöl Spor kendi evinde lider Göztepe ile karşılaştı. Maçı izlemek için stada gelen yüzlerce taraftar içeriye girmekte zorlandı. Tek tek aramalar yapılarak içeri alınmaya çalışan İnegöl Spor taraftarları, turnikelerin yavaş çalışması nedeniyle maçın 7. dakikasında Kemal Hastürk ile öne geçen golü yüzlerce taraftar göremedi. Buna isyan eden taraftarlar İnegöl Spor yönetimine ateş püskürdü. Taraftarlardan gelen yoğun tepki üzerine yan kapı açılarak içeriye girilebildi. Maç başlamadan önce Göztepe'li taraftarlar stat içerisinde yerlerini alırken kendi taraftarımız neden dışarıda kaldı? Maç öncesi görüntüler böyleydi. Maçtan sonra ise taraftarlar hakeme ateş püskürdü. Oldukça gergin olan taraftarlar, stadı boşalttıkları sırada karşılarında bir de yönetim tarafından maçı sattıkları Kanal 35 televizyonunun canlı yayın aracını görünce çılgına döndüler. Maç sonunda ise İnegöl Spor Onursal Başkanı Halil Aktaş ile Teknik Direktör Şaban Yıldırım maçın hakemine tepki gösterdiler. Yani hayırlısı olsun demekten başka yapacak bir şey yok. Daha önümüzde 31 hafta var. İnegöl Spor hedefleri olamış. Yani bugün çok kötü bir hakem seri. Yani evet, bizim takımımızın dönem dönem oyundan koptuğu zamanlar vardı. Ya bu tabii yüksek tansiyonlu bir maç. Göztepe bu grubun en iddialı takımlarından bir tanesi. Çok daha asılmalıydılar maçı diye düşünüyorum ama arkadaşlarımız elinden geliyor. Yani penaltının penaltı olmadığı ortada. Hadi diyeceğim bizim ikinci golümüz, üçüncü golümüzde biraz şüpheliyiz ama olsak olabilir gibi yani tam bitiremedim. Yani 5 dakika uzatma biliyorsun, 5 dakika uzatmaya gerekecek ne oldu? 8. dakikasında oldu. Bunlar tabii emek hırsızlığı bu. Hayırlısı yani nihayetinde bu maçın gözlemcisi herhalde bunları takip edip ilgili yerlere rapor edecek. Artık bahane yok. Yani bundan sonraki maçlar bu hafta Gümüşhane maçı inşallah. Bu beraberliği orada telafiyiz. Pozisyonları olacak mutlaka penaltı pozisyonları, uzatma pozisyonları. Bunları Kanal 35'ten yönetim isteyebilecek mi? Yani bizim kanallarımıza bu yayının verilmemesi hakkındaki düşünceleriniz kısaca. Ya bunlar teknik konular. Ben bu işleri bilmiyorum. Yani biz İnegöl Spor'u sahaya sürüp borçsuz artsız efendime söyleyeyim millete seyir zevki bir maç seyretmesin diye. Yani bir de hakem kararının değiştiği Türkiye Cumhuriyeti'nde ne zaman görmüş bana söyler misin? Ya o penaltı penaltı değil yani ne yapacaklar maçı mı iptal edecekler? Canlı bir maç oldu. İkinci yarı ortada sert geçen bir maç. Üstüne geçtikten sonra tabii ki üzerinde şuursuz gelmeye başladı. Sonra karşıya geldik. Ama biraz sanıyorum hakem, çok hakem neden şikayet eden biri değilim ama bu pozisyonları incelemek lazım. Bana göre hatalı oldu, pozisyonlar var.
Ankara'sı bir de iyi bir takım. Ligin en iyi alt takımlarından bir tanesi. Şu an için üzgünüz yani. 3-2'den, 3-1'den, 3-2'den sonuç koyduğumuzu üzdü. Ama dediğim gibi yani ilk haftalarda özellikle sizin oynadığınız maçlarda da ben soğukkanlı baktığımda onların her zamanı değerli bir evet, bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kal.